Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımız olduğunu, hoş geldiniz. Programımıza hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi TRT Radyo mikrofonlarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimine paralel şekilde yükselen bir iş modeli olan kitlesel fonlamanın en önemli türü olarak sayılan paya dayalı kitlesel fonlamayı konuşacağız. Çok önemli bir konuğumuz var. Fon bulucu, kurucusu Hakan Yıldız. Telefonla programımıza, canlı yayınımıza katılacak. Evet, ama yeni katılan dinleyicilerimiz için tekrar etmekte fayda var. Fon bulucu, kurucusu Hakan Yıldız telefon attığımızda. Hakan Bey. Merhabalar Bilal Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şeref verdiniz. Bu kitlesel fonlama konusunda bir program yapmıştık geçmiş yıllarda. Ama bu en önemli türlerinden, en azından ülkemiz için en önemli türlerinden biri olan paya dayalı kitlesel fonlamayı sizinle konuşmak istedik. Kitlesel fonlama nedir? Hiç bilmeyenler için oradan başlayalım mı? Bilal Bey, kitlesel fonlama aslında bir fikir, iş modeli, girişim, şirket gibi toplu ortaklık yapılarının kurgulanabileceği yapıların küçük küçük miktarlarda halk tarafından, VC'ler tarafından, şirketler tarafından aslında ortak bir yatırım kültürüyle finansmana erişimi, fonlanması demek. Ha, evet, bu gayet aslında belki de geçmişte de olan bir şey ama bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle bunun demokratikleşmesi, şeffaflaşması, herkese ulaşmasının önünün açıldığı diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Kesinlikle öyle. İnternetin tabii ki yaygınlaşmasıyla 1960'lı yıllarda başlayan bir kültürün dijital dünyaya ayak uydurarak aslında sistemin çoklu ortaklık yapılarına ulaşması çok kolaylaştı. Çok güvenli ve aslında hızlı bir sistemle siz cep telefonunuzu kullanarak istediğiniz şirkete ortak olabiliyorsunuz. Aslında 2000 böyle yıl geriden bakarsak olaya, bizim Anadolu'dan imece kültürünü de bu sistemin belki de babası olarak nitelendirebiliriz. Harika, çok uzak değiliz bu kültüre o anlamda. Dört türü var sanırım. Siz ülkemizde en yükselen paya dayalı kitlesel fonlama ile ilgili bir iş modeliniz var. Nedir paya dayalı kitlesel fonlama? Dediğiniz gibi dört tane aslında şu anda dünyada uygulanan sistem var ama bunların içerisinde tabii ki girişimciliğin geliştirilmesini sağlayacak ana konu paya dayalı kitle fonlaması veya equity crowdfunding dediğimiz konu. Tabii paya dayalı kitle fonlaması adı üstünde çoklu ortaklı yapıların kurulması için hisselerin girişimcilerin sunduğu arzlarla yatırımcılar tarafından satın alınması diyebiliriz özetle. Ülkemizde de 2017 yılında aslında yasallaştı. Dünyada da 8. ülke olarak aslında regülasyonumuza kitle fonlamasını koyduk. Bu da büyük bence gelişime açık olduğumuzu da gösteriyor. Dünyada da 10 ülke şu anda. 11-12 oluyor, gitgide gelişiyor. 2019 ve 2021 yılında yayınlanan iki tebliğle de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye'de artık uygulamaları önü açıldı. 2021 Mayıs ayından itibaren de ülkemizde uygulanmaya devam ediliyor. Biz de onlardan biriyiz, bir platformuz ve çok güzel sonuçlara ulaştık bir yıl içerisinde. Belki birazdan rakamlarla da bahsedeceğiz. Evet, onu soracağım. Şu çok önemli, hukuki altyapısı olması hem girişimci hem girişimlere hissedar olmak isteyen, yatırım yapmak isteyen insanlar için bir güvence oluşturuyor. Devlet koruması var mı bu iş modeli için? Kesinlikle var. Şöyle ki dünyadan belki de pozitif olarak ayrıştığımız nokta da bu Bilal Bey. Çünkü dünyadaki örneklerin dışında Türkiye'de sisteme Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takas Bank gibi çok önemli iki kuruluş da dahil edildi. Platformlarla entegre olarak çalışılıyor. Tabii girişimler finansmana erişmek için pay arzları yaptıklarında platformlarda yatırımcının ödediği tüm paralar Takas Bank'ta blok ediliyor. Ta ki girişimci gerekli üzerine düşen hukuki yükümlülükleri yerine getirene kadar. Aynı şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda da yatırımcıların aldığı paylar E-Devlet'ten E-Yatırımcı uygulamasına girerek diğer menkul yatırımları gibi görülebiliyor. Bunlar tabii çok önemli iki unsur. Bence kitle fonlamasının ülkemiz açısından dünyadaki yapılan uygulamalara karşılık bir inovasyonu. Bu sayede
yatırımcının payı garanti altına alınıyor Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda. Aynı şekilde ödemesi de Takas Bank'ta güvence altında. Bunları düşündüğünüz zaman kitle fonlamasıyla yatırım yapmak birçok yatırım türüne göre çok daha güvenli. Harika. Ülkemizin bu konuda öncü ülkelerden biri olması, belki de en önce ülke olması, o da gurur verici. E-Devlet üzerinden bile görünmesi, ki biz E-Devlet özelliklerini her hafta anlatmaya çalışıyoruz. Bu çok kıymetli. Peki şeye bakalım, sistem nasıl çalışıyor? En önemli sorulardan birisi bu olabilir. Benim bir fikrim var. Hani girişimci açısından bakacak olursak, size nasıl başvuruyorum veya sizin gibi platformlara nasıl, evet hadi gelin bana destek olun, pay vereyim, o sistem nasıl çalışıyor? Yal Bey, buradaki bence ikinci ve en önemli inovasyon sistemin %97'sinin dijital oluşu. Hı hı. Tüm başvuru süreçleri de girişimciler tarafından dijital olarak yapılıyor. Platforma girişimci üye olabiliyor. Bu arada hemen burada parantez içerisinde önemli bir şey söylemem gerekiyor. Girişiminizi finansa eriştirmek için şirket kurmanız gerekmiyor. Sermaye Piyasası Kurulu burada harika bir ön görüde bulundu. Girişimcilerin birçoğunun çünkü şirketi yok, fikir sahiplerinin. Şirket kurmadan da başvurabiliyorsunuz. Yasa gereği şirketinizi anonim şirket olarak fonlama başarılı olursa kurabiliyorsunuz. Yine anonim şirketi veya limited şirketi olarak da girişimciler başvuru yapabiliyorlar. Burada iki doğrulamamız var. E-Devlet'e göndermeden önce cep telefonu ve e-posta adreslerini doğrulamaları gerekiyor. Bu doğrulama sürecinden sonra kişi ise eğer TC karnesini girerek E-Devlet üzerinden bir doğrulama gerçekleştiriyor. Bu da kendi içerisinde büyük bir inovasyon. Çünkü bu sayede sistemde artık imza, noter, ticaret sicil gibi işlemler gerekmeden girişimciyi tüm sistem tanıdığı için o kişiyi bütün süreçler dijital olarak devam ediyor. Tabii bir sonraki aşamada artık kampanya dediğimiz aslında pay arz süreci başlıyor. Bizim dijital formlarımız var, 10 başlıktan oluşan. Bu formları girişimci dolduruyor ve onaya gönderiyor. Tabii bir hazırlık tünelimiz var. Dediğim gibi bu aslında Borsa İstanbul'da halka arz yapan şirketlerden farklı olmayan bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla resmi prosedürlerin ve gerekli çalışmaların tamamlanması birkaç ay sürebiliyor. Bu süreci hazırlıkla geçiriyor girişimci. Daha sonra bir yatırım komitemiz var. Yine sermaye piyasasının ilgili tebliğine göre kurulmuş. O yatırım komitesi değerlendiriyor ve eğer uygunsa yatırımcılarla buluşturuyoruz girişimleri. Ve bu şekilde şimdiye kadar 53 tane girişimimiz yatırımcılarla buluşmuş oldu. 53 adet girişimci. Şey çok önemli, girişim Cine şirketi olması gerekmiyor. En azından ilk başta. Sonra bu iş kabul evet. ediriz ve başarılı olursa sonra şirket kurmak zorunda ama değil mi? Haliyle. Tabii. Çünkü pay arzının gerçekleşmesi için anonim şirketi olma zorunluluğumuz var. Hı hı. Anonim şirketin paylarını menkulleştirerek aslında yatırımcılar paylarını o şirketten alabiliyor. Başlangıçta buna gerek yok ama. Peki bir ürün fikir aşamasında mı olmalı, yoksa atıyorum o fikirden canlıya bir ürüne, elle tutulur bir şeye dönüşmüş olsa bile buraya başvurabilir mi? Aslında genel manada her seviyede girişimci kabul ediyoruz. Ama burada tabii bir yatırım söz konusu olduğu için yatırıma uygun olması esas. Haliyle girişimcinin geldiği nokta yatırımcıyı ikna edebilecek noktada olması gerekiyor. Fakat burada bir de sınırımız var. Onu da belirtmekte fayda var. Sermaye Piyasası Kurulu bu tebliği girişimciler için çıkardı ama üretim ve teknoloji faaliyetinde olan girişimler şu anda istifade edebiliyor. Hizmet ve ticaret girişimleri şu an için kapsam dışı, onu da belirtmek. Bunu soracaktım, hangi sektörler? Üretim ve teknoloji. Aslında üretim ve veya teknoloji diyebiliriz. Çünkü bazen hem teknoloji hem üretim bir arada olabiliyor. Hem teknoloji tek başına olabiliyor. Üretim tek başına olabiliyor. Dolayısıyla bunu yatırım komitesi ilgili mevzuat ve değerlendirme politikamıza göre karar veriyor. Harika. Bir limit var mı? Ben bu iş için 2 milyon istiyorum, 3 milyon istiyorum hani maddi anlamda. Herhangi bir alt limit olmamakla birlikte yine mevzuattan gelen bir üst limit var. Bir girişimci bir yıl içerisinde en fazla 20 milyon liralık bir fonlamaya çıkabiliyor ve iki kampanya yapabiliyor bu 20 milyon üst sınırının içerisinde. O yüzden biz girişimcileri de yönlendiriyoruz aslında. Önce küçük bir yatırım turu yap. Bu sayede gelişimi gör.
daha sonra daha büyükleri için gel diye yönlendirmeler de yapıyoruz. Muhteşem. Yeni katılanlar için tekrar etmekte fayda görüyorum. Paya dayalı kitlesel fonlamayı konuşuyoruz. Fonbulucu.com kurucusu Hakan Yıldız, platformun kurucusu ve sahibi. Girişimci açısından aslında konuşmuş olduk. O hazırlık sürecini, kabul sürecini siz yönetiyorsunuz yetkili kurumlarla. Ve sonra eğer başarılı olursa anonim şirket kurmak ve o resmi işlemlerin başlaması öngörülüyor. Sonraki süreçleri de mi siz yönetiyorsunuz? Örneğin işte bu yatırımın gözetlenmesi veya izlenmesi konusunda başarılı olup olmadığı, payların dağıtılıp dağıtılmadığı gibi aşamalar. Tabii ki. Şöyle, aslında bu söylediğim tabii ki sürecin sadece %30'u diyebiliriz. Yatırım turuna çıkan girişimci eğer fonlama başarılı olursa, ki burada ya hep ya hiç finansman modeli dediğimiz bir model uygulanıyor. Bir fon kullanım raporu veriyor Bilal Bey. Şimdi ben şu kadar tutarı şu sahillerde şu amaçla kullanacağım şeklinde bunu yatırımcı da görüyor. Çünkü bir izahname de, bir bilgi formu dediğimiz bir izahname de ortaya çıkıyor. Yatırımcı neye yatırım yaptığını, bu paranın nerelere harcandığını görüyor. Haliyle girişimci kampanyası başarılı olduktan sonra iki önemli aşaması var. Birincisi payın ihraç edilmesi. Bu süreçte de biz gerekli destekleri, yardımları sağlıyoruz girişimciye. Bu pay ihracı gerçekleştirdikten sonra girişimci tüm yükümlülüklerini yasal olarak yerine getirince Takasbank tarafından bu para şirketinin hesabına aktarılıyor. Ama ondan sonra biraz önce söylediğim fon kullanım raporunun denetlenmesi süreci var. Bu da yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğine göre özel amaçlı bağımsız denetim raporlarıyla bu harcamaları denetliyoruz biz ve kamuoyuna açıklıyoruz belli sürelerde. Yine tebliğden gelen 5 yıllık bir bilgiyi kamuya paylaşma zorunluluğu var girişimciler için. Kampanya sayfası 5 yıl açık durmak zorunda. Burada güncelleme adında bir bölümümüz var bizim. Aynı borsadaki kap gibi düşünebilirsiniz. Girişimci kendisiyle ilgili tüm gelişmeleri, 6 ayda bir finansal ve faaliyet raporlarını, aynı şekilde bağımsız denetim raporlarını buradan yayınlıyor. Böylelikle yatırımcısı da sürekli bilgi sahibi oluyor. Şu anda çok güzel de örneklerini görüyor. Fonbulucu.com, yani sizler aslında 5 yıl bu işin içinde olmuş oluyorsunuz bir anlamda. O kesinlikle öyle ama bütün aşamalarda. Biraz, evet, dediğiniz bütün aşamalarda destek ve yanlarında oluyoruz. Birçok konuda danışmanlığı ücretsiz olarak veriyoruz girişimcilere. Ama burada bir ikinci nokta daha var. O da şu, biz ayni zamanda da yatırımcı bir kuruluşuz. Her ne kadar platform işletsek de girişim sermayesi yatırım fonlarımız var, melek yatırımcı ağımız var. Onlarla da aslında bu girişimlere biz de yatırım yapıyoruz halkımızla beraber. Haliyle bu takip süresi her ne kadar platformda 5 yıl olsa da ortaklık sürecimiz devam ettiği sürece girişimlerde onlarla beraber. O da çok önemli. 53 proje başarılı oldu dediniz. Birkaç tane sektör veya proje ismi alabilir miyiz? Hani eğer bu konuda bir gizlilik vesaire yoksa, yok, ilham olması açısından. Bunların aslında tam tersi, güzel bir noktaya değindiniz. Bizde hiçbir şey gizli değil Bülent Bey. Çünkü her şey kamuya açıklanmak zorunda. Belki de şu anda Türkiye'de en şeffaf yatırımcı sistemi bu desek çok fazla bir şey, çok abartmış olmayız. Şu ana kadar ben size birkaç böyle ilginç rakamlar da vereyim. Lütfen. Bir yıl içerisinde platformumuza 1 milyar 800 milyon civarında neredeyse 2 milyarlık bir fonlama talebi geldi. Bunu 2883, hatta 2900 diyebiliriz. 2900 girişimci tarafından yapıldı bu talep. Şu ana kadar sistemde 30 bine yakın yatırımcı kayıtlı. Bunların da en az 15.926'sı, yani 16 bini en az bir kere yatırım yapmış durumda. Ve 135 milyona yakın bir fonu şu ana kadar topladık. 28 tane farklı sektör listelenmiş durumda bizde. Gelen girişimlerin neredeyse tamamı bu farklı sektörlerden. Gıdadan tutun teknolojik ürünlere kadar, tarımdan tutun e-ticarete kadar. Aklınıza gelebilecek aslında çok ilginç ürünler de var. Mesela Bayki isimli bir girişimimiz vardı. 85 dakikada 2.7 milyon liralık bir fonlamaya ulaştı. Kendisi bisikletleri elektrikli bisiklete çeviren bir girişimdi. Oyun girişimleri var, sağlık girişimleri var. Aklınıza gelebilecek aslında her türlü girişim var.
fonbulucu.com'a girdikleri zaman meraklılar orada bütün bilgilerine girişimlerin sahip olabiliyorlar. Gerçekten ülkemiz için girişimcilik ekosistemi, istihdam ve üretim için iyi bir sistem oldu ve şu anda uçlanacak, güvenli ve kolay şekilde çalışıyor. Harika. Ben sosyal medya paylaşımlarınızdan tarımla ilgili projeleri de desteklediğinizi gördüm. Heyecanlı bir şekilde bahçelerden fotoğraflar da gördüm. Demek ki o konularda evet. Da büyük bir ilgi var. Bu tip paya dayalı kitlesel fonlar. Hatta ilginin en yüksek olduğu nokta desek yalan söylemiş olmayız. Biz fon tarifinde bir açılım gerçekleştirdik. Burada tarım teknolojileri ve teknolojik tarımın fonlanması noktasında bir açılımdı bu. Bu açılımın ilk örneğini de kuşkonmaz üretiminden, özellikle ihracat potansiyeli yüksek ve uzun dönüm temettü geliri elde edebilecek bir girişim gerekiyordu. Ve sözleşmeli işletmecilik modelini burada uyguladık. Çok büyük teveccüh gördü ve ilk tarlamızdan, üretimden başlayacağız. Bu da tabii ki aslında tarımın da finansmanında kitle fonlamasının kullanılmasının mümkün olduğunu gösteriyor. Bir model ispatı aslında. ve farklı hayvancılıkta, suda da bu açılımlarımız devam ediyor. Umarım bu programımız ilham olacaktır bu konuda yatırım arayanlar için. Bir fikrim var ama finansmana erişemiyorum diyenler için. Peki son iki dakikada yatırımcı açısından sistem anlattınız ama yatırımcı açısından da aynı aşamalar mı geçerli? Kesinlikle. Yatırımcı için çok kolay aslında. 2 dakikada yatırımcı olabiliyorsunuz Bülent Bey sistemde. Cep telefonunuz, e-posta adresinizi doğrulayıp yine dediğim gibi e-devlet doğrulamasına tabi tutuyoruz sizi. Yapacağınız tek şey TC kanun numaranızı girmek ve e-devlet üzerinden doğrulamanızı yapmak. Sonra seçtiğiniz istediğiniz girişime yatırım yapabiliyorsunuz. Bizde 1 liradan başlıyor yatırım tutarı minimum. İstediğiniz tutarı seçebiliyorsunuz. İstediğiniz girişimi seçebiliyorsunuz. Tabii bunlar uzun dönemde yatırımlar. Belli riskler içeriyor. O yüzden portföy yapmayı da muhakkak yatırımcılara tavsiye ediyoruz. En az 10 girişimden oluşan bir portföy öneriyoruz. Dağıtmayı yani aslında var olan düşündüğünüz evet. Rakamı dağıtmayı öneriyorsunuz. Evet, dağıtacağız. Peki, burada küçük bir şey söyleyeyim. Lütfen. Sen merkez kurulu düşünerek aslında bir limit belirledi. Şu anda 68.400 lira minimum bir yıl içerisinde nitelikli olmayan yatırımcılar yatırım yapabiliyor. Dilerse bu tutarı 272.100 liraya kadar yükseltebiliyor. Ama üzerinde bir yatırım yapmak isterse nitelikli yatırımcı olması gerekiyor. Haliyle aslında küçük yatırımcıyı da koruyan bir mevzuatımız olmuş oldu. Yani 272.000 liraya kadar mı yatırım yapılıyor eğer? Bir yıl içinde. Yatırımcı değilseniz, kurumsal yatırımcı değilseniz 272 bin liraya kadar tüm platformlar nezdinde yatırım yapabiliyorsunuz. Bu limitleri de Merkezi Kayıt Kuruluşu takip ediyor. Hı hı. O zaman şöyle anlıyoruz. Bireysel yatırımcı, kurumsal yatırımcı diye ikiye ayrılıyor yatırım yapma. Aslında üç de diyebilirsiniz. Bireysel yatırımcı, nitelikli bireysel yatırımcı ve kurumsal yatırımcı şeklinde ayrılabilir. Buradan duyurmuş olalım. Özellikle bu konuda yatırım yapmayı düşünen veya şimdi karar veren dinleyicilerimiz için platform olarak son bir dakikada sizin burada yatırımlarınız dışında bu hizmeti sağlarken aldığınız ücretler neler? Biz aslında burada neredeyse başarılı olmadıkça fonlama herhangi bir ücret almıyoruz. O yüzden başarabilmesi için de finansmana erişebilmesi için de azami gayret sarf ediyoruz. Kendi iştiraklerimiz var. Girişimcilik özelinde çalışan bir ajansımız ve eğitim şirketimiz. Onlarla beraber bu hizmet veriyoruz. Eğer başarılı olursa kampanyada girişimciler topladıkları fonun %8'ini platform kullanım ücreti olarak fatura karşılığında bize ödüyor. Girişimciler veriyor %8'ini. Evet. Başarılı olduktan sonra. Elbette. Başarılı eğer fonlanma söz konusuysa bunu ödemek zorundalar. Sadece Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ve Takas Bank'ın aldığı bazı tutarlar var. Başarılı olsa da olmasa da. Onun dışında da yatırım komitesine sunulurken 7.000 liralık bir küçük ödemesi söz konusu oluyor. Aslında burada girişimcinin birçok noktada finansa erişim maliyeti çok çok düşük diyebiliriz. Neredeyse yok diyebiliriz. Bilgiler çok önemli. Daha çok muhtemelen soru var ama genel taslak olarak, kapsam olarak platformu ve bu iş modelini anlamış olduk. Şeref verdiniz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Umarım ülkemizde istihdamın ve üretimin artırıldığı bir girişimcilik ekosistemini hep beraber kurabiliriz. Ben herkesi bu sisteme destek vermeye çağırıyorum. Çok teşekkür ederim davetiniz. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz.
fonbulucu.com kurucusu Hakan Yıldız'la paya dayalı kitlesel fonlama iş modelini konuştuk.